Merhaba arkadaşım. Şimdi türev 3'te bileşke fonksiyonu türevini görelim. Bileşke şeklinde verilmiş iki fonksiyon var. F bileşke G'nin demiş türevi. Bunun türevi şöyle alınır. Birincinin türevi çarpı ikincinin türevi. Burada sıkıntı yok. Fakat birincinin içerisine türevini aldıktan sonra ikinci fonksiyonun aynısını yazman gerekiyor. Tamam mı? Bak, F bileşke G'nin türevi eşittir. F'in türevi çarpı G'nin türevi. Fakat F'in türevinin içerisine G fonksiyonunu yazacaksın. Ha hocam, bu yöntemi yapmayıp da ben verilen iki fonksiyonun önce bileşkesini alsam sonra türevini alsam olur mu? Olmaz mı? Süper olur. Ben de onu tavsiye ediyorum zaten. Bak şimdi F fonksiyonu x kare artı 1. G fonksiyonu da 3x eksi 1 ise F bileşke G'nin türevi nedir? Hemen F bileşke G'yi yazayım. F bileşke G x şuna eşit olmaz mı? F fonksiyonu da x kare artı 1'deki x yerine G fonksiyonun komplesini yazıyorsun. Yani x'i yazmıyorsun. Artı 1. X'in yerine bu boşluğa 3x eksi 2 yazıyorsun. İşte bu. Bu f bileşke g midir? Evet hocam. Bunun türevini al. F bileşke g'nin türevi eşit olur. Üstü bir fonksiyon gördüğün gibi. Bu 2 başa gelir. 2 çarpı 3x eksi 2. Bunun üzeri ne olur? 1 çarpı. Sonra parantezin içine gidiyorduk. Neydi? Her parantezin içine girilir türev almak için. Sonra parantezin içinin türevini alırsan 3'tür. Çarpı 3. Artı 1. 1'in türevi de 0'dır. Bitti. Olay bu. 2 çarpı 3x eksi 2 çarpı 3'müş. Yani 3 kere 2 6'dır. İçeriyle çarparsanız 6 kere 3. 18x 6 2 ile çarpın 12. Eksi 12. Bitti. Fonksiyonun bileşkesinin türevi anında budur arkadaşım. Yani önce bileşkeyi bulup sonra türevini alabilirsin. Şu formülü uygulamak da aslında aynıdır ama böyle yapmak daha kolay görünüyor diyorum. Arkadaki örnek için fırlattım kağıdımı. Şu kalemi de değiştireyim. Tekrar kırmızımı aldım. F fonksiyonu vermiş. G fonksiyonu vermiş. Bileşkelerin türevi nedir demiş. Dedim ki F bileşke G X şudur. 2 çarpı x'i boş bıraktım. 5. kuvveti eksi 3. Getirdim. G fonksiyonunda x'in yerine yazdım. X artı 1. Anında bana bunun türevini soruyor. Ne yapacağım? Şimdi sen söyle. Hadi anlat bakalım. Hocam şu üstü sayıyı önce başa çarpı olarak atıyoruz. Evet. 5'i 2 ile çarptım. 10. Çarpı. Parantez için aynen yazıyoruz hocam. Sonra peki bu üst ne olacak yavrum? Hocam üstü bir küçültüyoruz. Evet. 5 oldu mu sana 4 oldu. Bitti mi? Bitmedi hocam. Sonra parantezin içine girin. X artı 1'in türevi nedir? X'in türevi 1'dir. Bitti. Sonra eksi 3 var. Eksi 3'ün türevi nedir? 0. Sabit sayı olduğu için yazmama gerek bile yok. Anında türevin sonucu budur arkadaşım. Bitti diyoruz. Arkadaki kısma geçiyoruz. Arkadaşlar türevde şu ana kadar size bir şeyi hep ezberlettim. İtiraf ediyorum. O da şu. Fx eşittir 3x kare artı x artı 1'in türevi nedir diye sorsam hemen bu iki başa getiriyordun çarpı olarak 6x artı 1 diyordun değil mi? Evet. Neden böyle diyorduk? Çünkü biz hep fx ile uğraştık. Yani temiz, orijinal fonksiyonlarla uğraştık. Bozuk fonksiyonlarla ilgilenmedik ama karşımıza şöyle bozuk bir fonksiyon çıkarsa ne yapacağız? Yapacağımız şu. Fx'in türevi yazdıktan sonra çarpı içerideki fonksiyonun da türevi, x'in türevi eşittir deyip sonra bu tarafın türevini alacağız, bunu yazacağız. Bugüne kadar hep x olduğu için ve x'in türevi de hep 1 olduğu için, çarpmada etkisiz olduğu için söylemiyordum. Artık söyleyeceğim. Tamam mı? Zaten ne dedim ben? Her parantezin içine girilir demedim mi? Bunu türevini alırken fx'in türevi diye yazıyoruz. Niye bu parantezin içine girmiyorduk? Çünkü girince türevi 1'di. Şimdi şurada inceleyelim. F'in türevinde eksi 7 nedir demiş. Bu fonksiyonun türevini alıyorum. Bakın ilk başta hiç dokunmuyorum. F'in türevi 4x artı 1. Sonra çarpı bu parantezin de içine giriyorum. Bunun türevi ne yapar? 4x artı 1'in türevi 4'tür. Eşittir. Sonra eşittir'in diğer tarafının türevini alıyorum. Burası x küpün türevi nedir? 3 çarpı x kare bir azaldı. Bunun türevi de eksi 2'dir. İşte türevi alındı. Tamam mı? Anladık. Anladık hocam. Bir sıkıntı yokmuş. Peki F'in türevinde eksi 7 nedir diyor. Yani benden demiş ki x yerine en son türevini aldıktan sonra eksi 7 koy. Şimdi buranın komple dikkat et eksi 7 olmasını istiyor. Bak ben buraya fonksiyonun karnı diyorum. Fonksiyonun karnı eksi 7 olacak. X değil. O zaman buranın eksi 7 olması için x'e hangi değeri vermeliyim? Eksi 2 verirsem 4 ile çarp eksi 8. 1 ekle eksi 7'ye ulaşırım. Demek ki x yerine ne verecekmişim? Eksi 2. Hemen veriyorum. X yerine eksi 2 yazarsam burası eksi 7 yapıyor. Çarpı 4 eşittir.
Eksi 2'nin karesini yapar 4. 3 ile çarp 12. 12'den 2'yi çıkar 10. Etti mi sana 10? Evet. Öyleyse f'in türevinde eksi 7 eşittir. Bu çarpma halindeki 4'ü bölü olarak atarsan 10 bölü 4. Sadeleştirelim. 5 bölü 2. İşte bu olay budur. Tamam mı arkadaşım? Kontrol edeyim. 4, 12, 10, 10 bölü 4. Evet, sıkıntı yok. Cevap 5 bölü 2'dir. Fırlatıyorum. Ve trigonometri. Yine trigonometri. Her derste, yani her dersin içinde illaki var. Trigonometri fonksiyonundan türevi. İlk başta y eşittir sinüs x fonksiyonunu inceleyelim. Şu fonksiyon. Ha ben fx eşittir sinüs x demişim. Ha y eşittir sinüs x demişim. Biliyorsun ki y fx'e eşittir. Y eşittir sinüs x şeklinde verilirse bunun türevini al derse y'nin türevi yani bu fonksiyonun türevi şudur. Yine şuradaki fonksiyonun türevi yani x'in türevi çarpı sinüsün türevi kosinüstür. Kosinüs x yazarsın. Aynısı tamam mı? Şu değişmez. Neymiş? Küçük fonksiyonun şu içerideki x her ne zımbırtıysa onun türevi çarpı sinüsün türevi kosinüstür. Bu. Aynı mantık kosinüste de var. Kosinüsün türevini al derse kosinüsün türevi sinüstür bu sefer. Tek fark eksilidir. Yani kosinüsün türevi eksi sinüs x'tir. Çarpı yine buradaki x'in türevini her zaman alacağız. Tamam mı? Sinüsün türevi kosinüs, kosinüsün türevi eksi sinüs. Bunu unutma. Hemen uygulayalım. Sinüs x'in türevini al demiş. Ne öğrendim şimdi? Kosinüs x'tir. Şuradaki x'in de türevini alacağım. Bunun türevi 1 olduğu için yazmama gerek yok. Kosinüs x oldu. Güzel. Kosinüs 6x'in türevini al. Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs x. Ama şuradaki küçük fonksiyonun da türevini alıyorum biliyorsun. 6x'in türevi nedir? 6. Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs x. Sinüs 6x eksi olacağı için başına eksi yazdım. Bak 6x'in türevini aldım 6. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Buradaki 6x burada değişmez. Tamam. Tamam hocam. Sinüs x kare. Ne biliyorum? Sinüsün türevi kosinüs olacak. Doğru. Kosinüs x kare. Güzel. Bir de şu fonksiyonun türevini alacağım. X karenin türevi nedir? 2x. O da başa çarpma olarak geçti. Güzel. Kosinüsün türevi nedir? Hocam eksi sinüs. Şöyle yapalım. Eksi sinüs x eksi 1. Bir de şunun türevini alacağım. X eksi 1'in türevi nedir? 1'dir. Çarpı 1. İşte çözümlerimiz bu kadar. Zor değil değil mi? Kosinüsün türevi neymiş? Eksi sinüs. Sinüsün türevi nedir? Artı kosinüs. Olay bu. Hemen biraz zorlaştıralım örnekleri. Nerede örneğimiz? Yukarı kaymış. Heh, geldi. Fx eşittir. Kosinüs içinde şöyle bir zımbırtı var. Fonksiyon türevi nedir? Hemen diyorum ki fx'in türevi eşittir. İlk başta kosinüsün türevinin eksi sinüs olduğunu biliyorum. Tamam bunu çevirirken sıkıntı yok. Başına ne yapıyorduk? Şunun türevini çarpma olarak getiriyorduk. Şuradaki fonksiyon türevini alır mısınız? Hocam 2x artı 5'tir. Çok güzel. Bununla ne yapıyorum? Çarpı. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Sinüs yazarken eksiyi en başa getirebilirsin. Sinüs x kare artı 5x eksi 2. Bu fonksiyonun ikinci kısımda asla değişmez. Aynen yazılır. Sadece türevi bir kere başa çarpı olarak getirilir. Tamam mı? Kosinüs eksi sinüse döndü. Eksi de burada. Bitti. Bunu mu soruyor direkt? Tamam bunu soruyormuş. Yerine değer koy dememiş. Bunu da fırlattım. Arkadaki örnek toplamalı. Fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonu istiyor. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Neden böyle? Çünkü unutmuşum. Hemen türevini ekliyorum. Çarptırmadan devam ediyoruz. Fonksiyonun türevi nedir? Bulalım. Fx'in türevi eşittir. Sinüs 3x'in türevini alırken şu ifadenin türevini al. 3 çarpı. Sinüsün türevi nedir? Kosinüs. Kosinüs 3x. Bitti. Bunun türevi tamamdır. Burada. Artı. Artı dediği için başka bir terimdir. Sıfırdan başlarsınız. Kosinüs x karenin türevi. Ne biliyorum? Kosinüsün türevi eksi sinüs. O zaman başa bir kere eksiyi yazayım. X karenin şu fonksiyon türevini alırsanız ne olur? 2x çarpı kosinüsün türevi eksi sinüs demiştik. Eksi burada. Sinüs x kare. Aha da bu arkadaşım. Şunun türevini başa çarpı olarak yazıyorsun. Bitti. Kosinüs eksi sinüs. Sinüs artı kosinüs. Olay bitmiştir. Kağıt bitmiştir. Burada bir şeye dikkat edeceğiz. Üst var gördünüz mü? Fx eşittir. Sinüs üzeri 4 6x. Yani sinüs 6x'in 4. kuvveti ise fonksiyonun türevi nedir? Bak şu üst sinüsün üstünde olursa bütün fonksiyona aittir. Yani bu 4'ü buradan silip şöyle parantez üzerinde yazabiliriz. Böyle daha şık oldu değil mi? Evet böyle yazıp türevini alalım şimdi. Bu üstü bir fonksiyonun türevidir. Fx'in türevi nasıl alınırdı? Önce bu üst başa çarpı olarak getirilirdi. 4 çarpı sinüs 6x. Bu bir azaltılırdı. 3 olurdu. Çarpı. Sonra ne yapıyorduk?
hocam parantezin içine giriyordum. Şimdi sinüs 6x'in türevini alalım. Sinüs 6x'in türevini alırken sinüsün türevi kosinüs olacak, doğru. Şu fonksiyonun da türevini alıyorduk. Bunun türevi 6'dır çarpı sinüsün türevi kosinüstür. Kosinüs 6x. Olay bitti. Tamam. Önce üslü fonksiyon gibi türevini aldım. Sonra içine girince sinüsün türevini aldım. Kosinüse çevirdim. Diyorum. Bunu da uçuruyorum. Bakalım arkadaki örnek neymiş. Örnek yokmuş. Yeni bir kurala geçtik. Sinüsün kosinüsün türevi var da tanjant kotanjant türevi yok mu? Var tabii ki. O da var. Tanjantın türevi şudur. Y eşittir tanjant x diye verdi. Y'nin türevi, yani bu fonksiyonun türevini aldığı zaman metot şudur. Buradaki tanjant x'teki şu x fonksiyonu var ya, biliyorsunuz bu her zaman x olmaz. İşte her ne zımbırtıysa onun türevini alıyorsun çarpı parantez açıp 1 artı tanjant kare x yazıyorsun. Neymiş? Buradaki x'in türevi çarpı 1 artı tanjant kare x. Aynı mantık kotanjantta da var. Tek fark önüne eksi gelmesi. Kotanjantta da buradaki fonksiyonun türevini alıyorsun. Başında eksiyle. Her zaman eksi geliyor. Yine çarpı 1 artı kotanjant kare x bu sefer. Bakın birbirine benziyor. Tek fark bu artı bu eksi. Tanjant kullandığı için tanjant, kotanjant kullandığı için kotanjant. Hemen uygulayalım. Fx eşittir tanjant basic ise bunun türevi nedir? Ne biliyorum? Şuradaki ifadeyle önce bir türevini çarpı olarak başa getireceğim. Bunun türevi nedir? 5 çarpı parantez açıyorum. 1 artı tanjant kare şuradaki ifadenin aynısı. 5x. Ya her zaman x olmayacak. Buradaki x diye buraya x verdim, tamam mı? 5x ise 5x. Kotanjant x kare eksi 1. Bu fonksiyonun türevini al demiş. Kotanjant da x olacaktı. Hemen eksi yapıştırdım önce. Ne yapıyordum? Şuradaki ifadenin fonksiyonun türevini alıyorum. X kare eksi 1'in türevi nedir? 2x. 2x'i başa getirdim. Çarpı parantezimi açıyorum. 1 artı kotanjant kare şunun aynısı. X kare eksi 1. Olay bitmiştir. Bu. Metotları bilirsen, örneklerde uygularsan öğrenirsin diyorum. Bunu da uçuruyorum. Arkadaki soruya geçiyorum. Fonksiyon içerisinde x kare eksi 2 çarpı tanjant 2x var. Bu fonksiyonun türevini al demiş. Burada ne görüyorsun? Dikkat et. Hocam çarpımın türevi var. Evet harikasın. Çarpımın türevi. Ne yapıyorduk? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci metodu. Hemen diyorum ki fx'in türevi. Şimdi birinci fonksiyonun bu oluyor. X kare eksi 2. Türevini alırsan ne olur? 2x. Çarpı birinci türevini aldım. İkincinin aynısı. Tanjant 2x. Sonra artı diyorduk çarpmada. Bu sefer ikincinin türevi. Tanjant 2x'in türevi. Şu ifadenin türevini başa çarpı olarak getirmen lazım. 2 çarpı parantezi açıp 1 artı tanjant kare 2x diye yazdın. Bu sefer bir ikincinin türevini aldım. Çarpı birincinin aynısını yazmalıyım. X kare eksi 2. İkinci dersten hatırlıyorsun çarpmanın türevi. Bu. Bitmiştir. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyor. Uçuruyorum. Bakayım son örnek mi? Evet son örnek. Bu örneğe biraz dikkat edelim. Yine çarpmanın türevi fakat sinüs kare var. Üslü sayı. Çarpı kotanjant 5x ise fonksiyonun türevi nedir demiş. Şu rengimi değiştireyim bir. Şu üslü sayıyı 2'yi daha iyi anlamanız için parantez alarak buraya yazıyorum. Tamam. Ha şunu söyleyeyim. Bu 2 x'in üzerindeyse böyle yapamazsın. Sinüsün üzerinde olduğu için yaptım. Daha sonra türeve geçiyorum. Fx'in türevi. Söyle bakalım ne yapacağız? Hocam birincinin türevini alıp sonra ikinciyle çarpacağız. Buranın türevini alırken üslü fonksiyon türevinden 2 başa gelir. İçerideki sinüs 3x değişmez. Üstü 2'nin bir yazılır 1 olur. Çarpı sonra parantezin içine girersin. Sinüs 3x'in türevini alırken önce 3x'in türevini alırsın. 3 çarpı sinüsün türevi nedir? Kosinüs. Kosinüs 3x. Bakın şu an sadece bunun türevini aldım. Tamam mı? Önce üstüne sonra içine. Sonra ne yapıyorum? Çarpı birinci türevini aldığıma göre ikinci. Kotanjant 5x. Bunu yaptım. Sonra diyorum artı. Artı dedikten sonra ikincinin türevini alacağım. Birinciyle aynısıyla çarpacağım. İkincinin türevini alırken buraya sığmayacağı için buradan devam ediyorum. Kotanjant 5x'in türevi. Aa hocam kotanjant da eksi geliyordu. Hemen eksiyi yapıştır. Eksi. O zaman şurada artı olmayacak değil mi? Buradaki artı olmayacak. Eksi. Sonra buranın türevini alıyordun. 5 çarpı 1 artı kotanjant kare 5x. Olay bitmiştir arkadaşım. Yani şuraya düzgün bir şekilde uzun bir şekilde yazayım mı? Ya da şuraya da sığarmış ya. Ben niye buraya sıkıştırdım ki? Neyse. Yazmaya da gerek yok. Sen anlıyorsun. Bunu yazıyorsun. Eksi devamı da bu. Bu da bu fonksiyonun türevidir. Hocam bir dakika bitmedi. Siz ikincinin türevini aldığınız zaman hani çarpı birincisi? Harikasın. Ben de dedim ki niye bu kadar kısa sürdü? Bakın ikinci olan şu zımbırtının türevini aldım.
Çarpımın türevi olduğu için ikincinin türevi çarpı birincinin aynısını yazacaktım. Yani sinüs 3x'in karesi. İşte türev şimdi bitti. Tamam. Tamam hocam, anladık. Peki bir sonraki derste görüşelim o zaman.